Merhaba, İstanbul Anadolu yakasındayız. Akkaş ailesine. Ne ya? Elfleni 13 aydır. Selam. Selam Çağsu. Özge Köse. Yeni afetçim Kespro Bobol öpücükler. Çok teşekkürler Özge. Çok sağ ol. ALRSN. Kanjugen. Hector 17. Subscribe olduğunuz için çok teşekkürler. Sam Uncle 24 aydır. Ne yapıyoruz Ferit? İkinci senemin şerefine. Çok teşekkür ederim. İkinci seneniz kutlu olsun efendim. İki sene üstü sablarımla özel bir günde buluşuyorum. Ve bu buluşma çok gizli oluyor. Sadece senle ben olacağız. Konuşuruz onu sonra. Hülya Yağmur 20 lira. Ferit'cim yayınlar demiş. Hülya'cığım çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. 20 lira başın için. Leatius 7. renk dostu. Melih Kıçıbayır. Ne güzel soyad lan. Kıçıbayır. Bu hafta sonu Oddi'ye geliyormuşsun abi. Evet, hafta sonu Oddi'ye... Oddi'ye geliyorum. Pazar günü... Yo pardon. Evet, pazar günü 10 Mart'ta saat 3'te Oddi'deyim abi. Ayhonuz 3 aydır. Kırık kolum kadar güzelsin abim. Geçmiş olsun. Bu arada Ferit, JTG'de sen o kulaklığı aldığında ben abone oraya senin ismini söyledim. Okumadılar. Uyuz oldum. Sana çıkan kulaklığı ben istiyorum yazmıştım. Abi onu çekiliş yapacağım zaten. Sablar arası. Mustafa abi. Mustafa abi neler diyorsun abi? Gidiyoruz. Akkaş ailesi 2 kişilik bir aile. Ailenin annesi Ayla Hanım daha yakışıklı birini bulduğu için kocası Dursun Bey'i terk etmiş. Eşi tarafından terk edilen Dursun Bey, kendisi gibi bir baltaya sap olamamış olan oğluna tek başına bakıyor. Ailenin en küçüğü Veysel 23 yaşında. Bu yaşına gelmesine rağmen babasına oldukça zorlu anlar yaşatıyor. Akkaş ailesinde gün Dursun Bey'in Veysel'e yemek yedirme çabasıyla başlıyor. Veysel oğlum hadi yemeğe. Veysel hadi oğlum yemeğe. Ya git başımdan ya. Veysel! Uğraştırma beni ya. Oğlum bak beni sinirlendirme gel. Yemek falan yemeyeceğim lan ben. Veysel evladım bak babanla düzgün konuş beni sinirlendirme. Şşş git evladım ya. Bana el kol yapma. Ya. Annesiz büyümek Veysel'i çok etkilemiş. Anlaşılan bu evde yapacak çok işimiz var. Kalk şuradan kalk. Kenara. Kenara geç. Veysel! Veysel! Evladım! Veysel yap! Evladım yapma Veysel! Bu tikim var evladım yapma Veysel! Patlatacağım balonunu Veysel! Tikim var evladım! Yapma Veysel! Veysel! Bu Veysel bizi çok uğraştırıyor yani. 23 yaşına geldi ama baş edemiyoruz, anlayamıyorum sebebini. Liseyi de bitiremedi hala. Açık öğretime yazdırdık mecburen. Annesi de olmayınca başta tabii. Tek başıma uğraşamıyorum maalesef. Evet, benziyor Demet Akalın'ın kocasına. Dursun Bey çok pasif bir baba. Bu böyle olmaz. Hemen müdahale etmemiz lazım. Demet Akalın kocasının burada ne işi var ya? Ne oluyor ya? Ya abla iyi güzel de biz nereye gidiyoruz böyle 2 saattir? Nasıl yani? Ya, otostop çektin aldık arabaya. 2 saattir vır 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 kendi kendine konuşuyorsun. Nerede ineceksen in artık. Seni uyarıyorum. Bu şekilde davranma. İn lan arabadan. Ne kadar birleşik bir kadarsın lan sen. Yürü git. Bu ne lan? Bunu hangi yere taktın plakaya? Merhabalar. Merhaba. Dursun Bande. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Aaa Veyselciğim. Nasılsın? Kim lan bu karı? Evladım. Aa Veyselciğim, bu evin kuralları var. Bu evde böyle konuşmanı yasaklıyorum. O yasaklar boy boy seni Veysel Cowboy. Veysel! Kusura bakma evladım, ben sana kaç sefer söylemedim evde. Kes lan sen de. Siz böyle konuşmasına izin mi veriyorsunuz? Bakın bu olmaz. Bu evde bazı şeyleri değiştirmemiz gerek. Bakın, birinci günümüzde ben sizin doğal yaşantınızı gözlemlemek istiyorum. Sanki ben yokmuşum gibi normal yaşantınıza devam edin. Anlaştık mı? Dursun Bey, anlaştık mı? Dursun Bey! Ha? Sinek mi vızıldadı? Dursun Bey, saçmalamayın! Ya Dursun Bey! O kadar da demedim, abartmayın! Evet, tamam. Peki o zaman. Anlaştık tamam, değil mi? Anlaştık. Tamam o zaman. Sanki ben yokmuşum gibi devam edin yaşantınıza.
Dursun Bey, bu evdeki en büyük sorun hem gözde 19 aydır salak ayırtılmış. Bakın, siz baba olarak çok pasif kalıyorsunuz. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bakın, eğer Veysel bir daha yaramazlık yaptığında siz onu uyarmanıza rağmen devam ederse onu düşünme halısına oturtacağız. Düşünme halısı mı? Düşünme halısı. Bizde öyle bir şey yok ki düşünme halısı falan. Müthiş dadı Veysel'i değiştireceğini söylüyor. Veysel çok yaramaz çocuk. Yani hiç kimsenin sözünü dinlemiyor. Nasıl değiştirecek bilemiyorum. Veysel evladım. Bey, durun. Benden sonra söylenenleri tekrar diyorsunuz, tamam mı? Tamam. Veyselcim, seni uyarıyorum. Veyselcim, seni uyarıyorum. Bu evin kuralları var. Bu evin kuralları var. Şaka mısınız lan siz? Şaka mısınız lan siz? Hayır Dursun Bey, sadece benim dediklerimi söyleyeceksiniz. Hayır Dursun Bey, sadece benim söylediklerimi söyleyeceksiniz. Dursun Bey. Beni Dursun Bey, zorlaştırıyorsunuz ama. Attığın taş yan geliyor, anayı lan kan geliyor. Attığın taş yan geliyor. Hayır. Dursun Bey, lütfen. Bakın, daha tekrar etmek yok, tamam mı? Yeter Veysel. Bu şekilde davranmana izin vermiyorum. Bu evin kuralları var. Doğru düşünme ağasına oturuyorsun ve bu yaptıklarını bir düşünüyorsun. Hadi lan orada. Hayır Veysel. Bu evin kuralları var. Senin bu şekilde davranmana izin vermiyoruz. Hadi lan orada. Düşünme ağasına oturacaksın Veyselciğim. Yok ya. Veyselciğim, düşünme ağasına oturacaksın. İki dakika kamerayı şey yapabilir miyiz çekimi? Isdırabını sikerim. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Bana bak. Şimdi gideceksin. Şu halıya oturacaksın. Paşa paşa akıllanacaksın. Özür dileyeceksin babandan, anladın mı? Anladın mı lan? Seni freestyle'a sikerim. Amına koyayım, ne oldu, tamam mı? Ha? Ne oldu ya? Veysel, kaç sefer söyledim oğlum sana ama dinlemedin beni. Şimdi düşünme halısına oturacaksın. Veysel 23 yaşında olduğu için düşünme halısında tam 23 dakika kalacak. Düşünme halısından kaçmaya çalışan Veysel, Dursun Bey'i bir hayli uğraştırıyor. Evet Veyselciğim, süremiz doldu. Kalk bakalım. Kalk. Babana söylemek istediğin bir şeyler var mı? Özür dilerim baba. Bir daha kötü söz etmeyeceğim. Yaramazlık yapmayacağım. Gördünüz mü Dursun Bey? Çocuğunuzla doğru iletişim kurduğunuzda bakın işler nasıl yoluna giriyor. Evet, haklısınız. Aslan oğlum benim. Baba! Gel, bitti, götümü sil. Veysel evladım, biz seninle ne konuşmuştuk? Çabuk doğru düşünme halısına. Amma sıktınız lan! Veysel, kaç kere seni uyaracağım ben? Ha, kaç kere uyaracağım? Kaç... Ki. Buna güldüm. Kaç kere uyardım seni ha? Kaç kere bir daha yapmayacaksın dedim. Eğer bir daha yaramazlık yaparsan senin o dini gırtlağından söküp keserim. Kapış? Artık yaramazlık yapmayacağım baba. Akıllandım. Seni çok seviyorum müthiş dadı. Ben de seni seviyorum Veysel. İşte dadısının farkı. Müthiş dadı evimize geldi. Çok güzel oldu, harika oldu. Sonrasında Veysel de onun gelmesiyle birlikte çok fazla akıllandı ama yeter artık ya. Ne zaman gidecek? Geldi evimizde, hala kalıyor. Bıktık artık. Bela oldu başımıza. Ne oluyor orada? Seni uyarıyorum. Uyarıyorsun uyar be. Yetti artık, verin sigara. Pılını pırtını topla, doğru anın evine. Hele. Beyime bak beyime. Dursun efendi. Sen neymişsin öyle?
Sen kimsin de beni kocam mısın da adamın evine geliyorsun ha? Şimdi güvertmez misin? Burada hala yapacak çok işimiz var. Oğlum o tokat sesini içime acıttı lan. Öyle bir ses oldu ki. Sanki bana vurdu amına koyayım. Baba ne yapacağız, bu karı iyice eve sahiplendi ya. Sorma oğlum ya, dur. Ben ne yapacağımı şimdi çok iyi biliyorum. Bakın Dursun Bey, adınızı çok şımartmışsınız. Onun her istediğini yaparsanız tepenize çıkar. Dursun kim bu adam? Dursun Bey diyeceksin. Hem gel bak elimde ne var. Gel. Gel. Aferin. Gel. Tamam. Al bakalım. Uslu durduğun için ödül panosuna bir koca yapıştırabilirsin. Her uslu duruşunda daha fazla koca yapıştırabileceksin. Ama hayır. Dur bakalım. Ama ben bir sürü koca istiyorum. Hayır. Daha fazla koca istiyorsan daha uslu durman lazım. Aferin. Devam et Dursun. Daha hızlı Dursun. Şşş. Alo. Ver lan şunu bana. Git bana bira getir hadi. Hadi lan. Lan hala duruyor. Yürü lan. Baba. Baba güneşleniyorlar dışarıda. Ya baba ne yapacağız bunlarla ya? Ne bileyim ya, hangi programı arasak ki acaba, hiç bilemedim. Acun abiyi çağıralım baba. Yarışmalarına aldırsın bunları. Hay Allah, alır mı acaba ya? Dur bence televizyonda reklamlara bakalım. Bu sosyal medyada ne fena abi. Hah dur bak. Kendi başına hiçbir sorunu çözemeyen gerizekalı bir embesil misiniz? Her konuda televizyona güvenen, televizyon olmadan hiçbir haltı beceremeyen bir cahil misiniz? Ve bir probleminiz mi var? Bu program tam size göre. Arayın, hemen gelelim. Cahil Aptallar çok yakında başlıyor. 0212 12 12 12 12 49 12. Kimsin lan? Sen kimsin lan?